Milletvekili ve belediye başkan adayı olmayı hiç düşünmedim. Türkiye'de objektif haberciliğin oluşmasına katkı sağlamış, yıllardır yapılan tüm anketlerde en güvenilir kişi seçilmiş, halkımızın her kesiminin teveccühünü kazanmış Uğur Dündar'ım. Bakanlığa, başbakanlığa, belki de cumhurbaşkanlığına kapı aralayacak her türlü siyasi teklifi reddetmiş, halkın gerçekleri öğrenmesi için baş koyduğu o meşakkatli yolda yılmadan yürümüş Uğur Dündar'ım. Yeri geldiğinde iktidarı da muhalefeti de eleştirir, kimin imzasının olduğuna bakmaksızın Türkiye için yapılan tüm güzel şeyleri alkışlarım. Çünkü başka bir Türkiye olmadığına yürekten inanırım. Ben her türlü siyasi mensubiyetten uzak, Mustafa Kemal'in cephesinde konumlanmış Uğur Dündar'ım. Büyük Fenerbahçe'nin değerli üyeleri, olağan mali genel kurulda çıkarılan bazı kasıtlı hadiseler hepinizin malumu. Beni mali olağan genel kurul seçmedi. Beni ömrünü Fenerbahçe'ye adamış, camiamızın ruhunu içselleştirmiş, bu uğurda bedeller ödemiş, Yüksek Divan Kurulu'nun çok kıymetli bilge üyeleri seçti. Sizler seçtiniz. Verilecek bir hesap varsa burada sizlere veririm. Bu vesileyle şunu da belirtmek isterim ki benim ve başkanımız Sayın Ali Koç'un divan toplantısına katılmamız halinde can güvenliğimizi sağlayamayacağımız söylendi. Mücadeleci ruhuna, azmine, kararlılığına ve cesaretine geçmişteki o karanlık kumpas günlerinden itibaren bizzat şahit olduğum Sayın Başkan'ın da muhakkak bir cevabı olacaktır ama ben kendi adıma şunları söyleyebilirim. Ben o sözlerin geçici bir rahatsızlık nedeniyle istem dışı söylendiğine ve maksadını aşan ifadeler olduğuna, dahası sürçülisan olduğuna inanmak istiyorum. Aksine inansaydım cevabım şöyle olurdu. Bu ülkede her gecenin bir sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Hayatı mafyalarla, terör örgütleriyle, ölüm çeteleriyle, umut ve kadın tacirleriyle, kaçakçılarla, hırsızlarla, hortumcularla mücadele etmekle geçmiş, tehdit edilmiş, ceket altından tabanca kabzası gösterilmiş, adı onurlu yaşamla özdeş olmuş Uğur Dündar'ın Allah'a borcu olan emanetini almak isteyen o baba yiğit neredeyse çıksın gelsin, canımı alsın, ben buradayım, hodri meydan bekliyorum.